Sevgili arkadaşlar, hazırsanız birazdan oynayacağınız minik hikayeyi size anlatıyorum. Başlıyorum şimdi size rollerinizi tarif etmeye. Öykü ve Sade, bir apartmanda oturuyorsunuz, komşusunuz. Apartmanınız kentsel dönüşüme girmiş, yenilenecek evleriniz. Bunun için bir müteahhitle anlaşılıyor. Apartman yöneticiniz Mustafa sizi bu müteahhite evi verip kentsel dönüşüme girmesine evin o ikna etmiş. Yani Mustafa'nın tanıdığı bir müteahhit bu. Fakat vaat ettiği hiçbir şeyi yapmamış. Fakat müteahhit ısrarlı, anlaşmada olan her şeyi gerçekleştirdiğine inanıyor. Mustafa da diyor ki durun bakalım böyle olmayacak. Çağırayım ben bu müteahhit bir kere karşımıza gelsin. Aradım zaten, şimdi geliyor birazdan. Anlatsın ya, bu verdiği sözlerin hiçbirini tutmadı. Kendini nasıl savunacak çok merak ediyorsunuz. Tabii ki kurnaz müteahhitimiz de Sinan Çalışkanoğlu. Mustafa Bey, bize 3+1 dendi, benim ev 1+3 olmuş. Artı deniz manzarası dendi, adam denizin fotoğrafını duvara yapıştırmış, duvara bakıyorum ya. Ya şimdi 3+1'den kastımız şu, alan büyük ya. İsterseniz bunu 3+1, 4+2, 1+1 tamam. Böyle biliyorsunuz. Bunlar şey yap, birbirine eklenen gibi düşünün Sadi Bey. Öykü Hanım, siz de yani bir şey deyin. Bize söz verin. Tuvalet yok, daha ne diyeyim ben? Tuvalet yok mu? Aşağı iniyorum komşuya. Her taraf yeşillik. Biz... Her taraf yeşillik, yeşillik de yok. Yeşillik yapacaktınız. Bir kurot bitmiyor ya. Olur mu bakın? Yeşil. Yeşillik dediniz, betonu yeşile boyamışlar Mustafa Bey. Siz yöneticisiniz, sizin sözünüze güvendik biz. Ama ben de onlara güvendim. Bir saniye gözünüzü seveyim, yapmayın böyle şeyler. Koridor yok, koridor. Ayrıca Mustafa Bey, geri dönüşüme verirseniz 4 katlı bina 16 kat olur. Bizimki 8 katlı 3 kata inmiş ya. 6+2 evimiz. Bir şey söyleyeceğim, ben sadece müteahhit tanıyorum. Gelsin konuşsun o zaman. Sizin hiç böyle bir şikayetiniz yok mu? Sizin eviniz ne durumda acaba? Çok merak ediyorum. Güvenlik getirecektiniz, köpek koymuşsunuz dışarı. Ben müteahhit tanıyorum sadece. Gelsin anlatsın bize ya. Arıyorum kendisini. Şuna bak, klima yerlerine soba koymuş. Hiç görmek bile istemiyorum, sinirlerim bozuk. Sinan Bey nasılsınız? Aa, iyiyim, yanlış aradınız herhalde. Muzdan arıyorsunuz şu anda. Evet ha, evet. Şaka yaptım, nasılsınız? Muzdan Muz'a. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Aynen, Muz'dan da ses geliyormuş, onu da öğrenmiş evet, olduk. Evet evet. İyiyim, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Gittiğimiz memnun var. Yaptığınız sizden, binada arıza var, lütfen gelip yardımcı olur musunuz? Binada arıza mı var? Binayı küçültmüş, küçültmüş diyorum. Binayı küçültmüşsünüz. Bina var mı yok mu o belli değil. Başka bir yere yaptıysa gidip oraya bakalım. Diyafonu Sinan Bey, siz kapatın. Ya da yarım kaldı bu bina, bitmedi mi? Ben anlamadım ki kardeşim. Ben doktoru arıyorum. Galiba Mustafa Bey. Sinan Bey lütfen gelir misiniz? Tabii. Şuna bak, komşularıma karşı. Ben ileriye mi geçeceğim buradan? Lütfen gelir misiniz? Tabii tabii gelirim. Bekliyorum. Projeyi yapmış ama herhalde minyatürünü yapmış. Göstermeye yapmış projeyi herhalde. Müteahhit geliyor. Hay Allah. Ama şey yapmayın. Lütfen. Sinirlenmeyin, ikna edin. Nasıl sinirlenmeyeyim? Sadi Bey'in banyosunda lende yıkanıyorum. Ona yapmış ama onda da duş kabini yok. Kusura bakmayın Öykü Hanım da, yani bizim de şartlarımız belli. Buyurun. Ne kapı yapmışım be? 1.60 kapı. Eğilerek geçeceksiniz herhalde oradan. Ama çalıyorsa... Kapıyı açın değil mi? Yani insanlar geliyor. Buyurun efendim, hoş geldiniz. En azından bununla anlaşalım. Evet. Bence bir oturup konuşalım. Buyurun. De... Tamam. Ne bir sorun? Siz söyleyin. Deniz manzarasını diyorum, oğluna çizdirdin herhalde. Hayır abi, bütün planlar burada, ben çizdim hepsini. O planların minyatürünü mü yaptınız acaba? Ama oğlumu hayal gücüyle çizdim. Çünkü biz aslında ev tasarlamıyoruz. Biz bir yaşam cenneti tasarlıyoruz. Evet, küçük insanlar için herhalde 1.60 kapıydı. Aa, öyle değil. Çok çok gerginsin. Küçük dediğinde bizde yani bir bakın, 75 falan var. Şimdi yani. Siz şuradasınız diye düşünelim. Anlatabildim mi? Hepimiz buradayız zaten. Evet. Üst üsteyiz şu anda. Evet, öyle düşünmeyin. Öyle diyor. Aa, çok şeysiniz ama şu an çok kızgınsınız. Sakal çok yakışıyor bu arada size. Biz efendim bir ev tasarlamıyoruz. Biz aslında birlikte ortak bir yaşam kompleksi tasarlıyoruz. Biz mikro bir Türkiye tasarlamaya çalışıyoruz efendim. Herkesin birbirine dayanışma içerisinde olduğu bir yer. Ne ben onu bunu anlamam kardeşim. Benim sözleşmem ama var. Ama ne kadar koptuk. Ama bir... Ne kadar koptuk ama. Ama hep koptuk bunlardan. Ya lütfen. Ya Sadi Bey, siz de yani şimdi... Çok koptuk birbirimizden ama. Bir konuşma yaptım. Çok koptuk. Sinan Bey. Ya Sinan Bey, her şeyi anladım da bari... Benim... Sadi Bey'in geçebileceği bir kapı yapsaydınız. Teyzem rahatsız benim. Teyzem çok rahatsız. Ay geçmiş olsun. Şimdi bu halinde de üstüne gidiyoruz adamın çok Sadi Bey. Hep rahatsız. Ne olur yani. Ben şimdi bu işi çözüyorum. Paylaşsanız. Ben bu işi çözüyorum. Ben sözleşmemi çıkarmıyorsun değil mi sen şu onlara an? Bir ev yaptım. Eşiyle bir ev yaptım. Neyse. Enişte.
Gel şu işi hallet, gözünü seveyim ya. Sen benim avukatımsın, aynı zamanda vekaletim var sende. Gel gözünü seveyim. Şimdi eniştem geliyor, seni enişteme şikayet ettireceğim. Sesim yükselttiğim için özür dilerim. Haydi avukat oradan. Gelecek zaten o halletecek. Haydi be. Tamam, lütfen sakin olun. Allah Allah. Yeşillik var. Evlerimiz iç içe girmiş durumda. Şimdi bu işi bir tatlıya bağlıyorum. Yeşillik yok Mustafa Bey. Yeşile boyanmış asfalt var. Peki bak, efendim bu nedir? Yanıyor. Bu nedir Allah aşkına? Yeşillik değil mi bu? Siyahlık mı bu? Lütfen söyleyin. Ama kırmızı bir balığımız da var şimdi Sadi Bey. Lütfen. Çok teşekkür ederim. Kırmızı balık. Vallahi o balık bir süredir hareket etmiyor ama siz de bir bakın. Yer yok da pek hareket ediyor. Öykü Hanım yemin mi yok bunun acaba? Niye dipte yatıyor? Sadi Bey lütfen gelin oturup konuşalım. Çok gerginsiniz. Evet, ama bana sözleşme mi göstermiyorsunuz? Arkadaşlar bu işi bir tatlıya bağlamamız lazım. Vallahi enişten gelmeden tatlıya bağlanmaz. Ben gidiyorum, eniştenizi çağırmaya gidiyorum. Oh. Peki tamam. Tamam. Tamam hadi. Tamam. Sadece kapıyı çalacaklar birazdan. Buradaki süs havuzu, oradaki büyük 2 metre boyundaki derinliğindeki havuz. Bir dakika kapı çalıyor, enişten ablam geldi. Geldi. Onunla da tanışalım. Buyurun. Buyurun. Yavrum enişteni getirdim. Ablacığım hoş geldin. Enişte. Enişte abi işte geldi. Hoş geldin. Işte. Evet. Merhaba. Sizdiniz değil mi bu? Müteahhiti bulan. Nerede o? Şu benim, müteahhiti buyurun. Bulan. Meğer ev ne kadar büyükmüş, şunu biraz küçültsek mi acaba? Bence de öyle. Alan çok büyük değil ben mi? Ben de aynı şeyi söyledim. Evet de bu değil mi? Terapi yapmış ama 5 aile aynı salonda mı oturuyorlar? Ya sıcak. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Evet buyurun. Ne diyorsun kocacığım bu duruma? Kocacığım mı? Evet eşim. Öyle mi? Evet. Ablamla eşi. Takdir edeyim. Projeyi görelim. Tabii ki proje evet, burada. Projeyi lütfen. Şimdi merhaba nasılsınız bu arada? Evet. Takip ediyorum işlerinizi. Evet. Şu bu yazlık pardon bu değil efendim sizi görünce heyecanlandım. Şimdi evimiz burası biz şu alandayız. İşte denizi anlattım ben çocuk. Deniz nerede? Şimdi deniz şu tarafta. Denizi çizmişler şuraya. Pastel boyayla çizdirmiş enişte yeğenine çizdirmiş. Ben bir de şöyle bir hareketle görebiliyoruz şöyle. Deniz bu mu? Ama böyle şimdi bağlamından koparak anlatırsanız olmaz. Benim evim yok. Sadi Bey'in yatak odası benim evim. Siz benim... gergin misiniz biraz ben? Korkmalı abla ben benim mutfağıma da Öykü Hanım'ın banyosu yapılmış. Banyosu da ama bu bak. Ama duşa kabin yok. En yakınından bir duşa kabini olsaydı. Duşa kabin yok. Ama duşa işte o uzuyor. Yani. Şöyle düşünün. Evet lütfen Mustafa Bey. Şimdi Sadi. Kızı da beğendim fena değil. Hayırlı bir şey vesile olur belki bu sahtekar müteahhit. Ben vallahi, öyle diyorum. Kız da fena değil ama hiç o gözle bakmadın. Şimdi bakıyorum ben şimdi de beğendim. Şimdi dikkatini çekti değil mi? Güzel kız. Dur ben enişteni ikna edeyim. Aramızda hadi konuşmayalım canım. Ben burada dikkatimi... Pardon, pardon canım. Yok, ben senin işinle alakalı bir şeye zaten karışmadım. Ben özetle şunu soracağım. Sözleşme nerede? Ha sözleşme sizde kopyası vardı. Ben yanında getirmedim. Sizde şey vardır. Siz planları getirdiniz sözleşmeyi mi getirmediniz? Sözleşme getirmedim çünkü sözleşmeyle ilgili bir şey konuşmadığımız için değil mi? Evet. Sözleşme. Bir de şöyle bir işte, sözleşme var. Tut bakayım sadece. 8 katlı binayı 4 kata düşürdüler. Ama nasıl düşür? Deprem ama için ama o delalde. Of. Depremden dolayı o kadar tertip salan salama. Yayıldı böyle. Ondan. Öyle düşün. Bravo. Siz daha önce bir yerde inşaat yaptınız mı? Tabii ki bizim yazdığımız da var efendim şeyde. Sizin yazdığınız var da inşaatı siz mi yaptınız? Tabii ben çiziyorum bunları. Çocuğumla beraber o da başladı. Mimar olacak inşallah. Ha çocukla beraber. Hayır o da kendisi özel ilgisi. Çocuktan alıyor bir gibi. Evet evet evet. Çok güzel. Bu eskiden gazeteler evde. Özel bir şey görüşebilir miyiz bir saniye? Tabii 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 görüşelim. Mustafa ben çok kalamayacağım. Bu şu yazlığa bir bakalım. Biraz çocuklar bir sessiz oldu sessizliği. Diyorum ki. Şu çocuk da epey bir zamandır bir düzgün bir yuva kuramadı. Sadi mi? Sadi. Acaba diyorum kız da fena Sadi'nin değil. Sadi'nin düzgün bir yuva evet, kurabilmesi çok zor. Zor. Hayır acaba bu sahtekar müteahhit bilmeden iyi bir şeye mi vesile oldu? Bunları bir tanışmışlar, etmişler. Bak yatak odaları da aynıymış. Gel biz bu işe ses çıkarmayalım. Bunlar bir göz şöyle. Odada yaşayıp gitsinler. Tamam ha? Ama iki evi bir fiyata versin. İki evi bir fiyata versin. Gelsin. Bunu anlaşırız. Evet biz bak, aramızda bak konuştuk. Dostum, gel. Gel. Evet konuşalım tamam. Gel. Ben konuşmayarak karşı değilim konuşalım. Sinan benim adım. Sinan Bey. Sinan Bey şimdi siz iki kişiye yarım bir ev satmışsınız. Yani öyle değil. Öyle. Öyle bağırsın. Yani yeşillik de iki kişiye yetecek evet, kadar bile evet, değil yani. Değil. Şimdi biz diyoruz ki sulh olalım. Evet sulh olalım. Yani ne yapalım? Bir kere şu iki evden birinin fiyatını, şeyin parasını, bütçesini size iade edin. Ama olmaz. Mümkün ya. Mümkün. Yoksa hepsini mi? Hepsini ama o zaman. O zaman olmaz. Mümkün değil. Olur. Yok. Size olur. Zaten bu kadar iyi niyetle yaklaşmasının sebebi çok başka bir şey ben açıklayacağım şimdi. Yok, ben...
İade edilecek parayla da sizi evlendirelim. Sizi evlendiriyoruz. İstemeye çok geleceğiz. Şey Öykücüğüm seni bak, çok beğendik. Teşekkür ederim. Evet, evet. Sadi'yi tam beğenmiyoruz ama seni Sadi'yi çok Sadi'yi beğenmiyoruz ama seni beğendik. Başka ay, türlü de bir kız bulacağı yoktu zaten. Sen de hayırlı bir şeye vesile oldun. Ancak bu sebepten hediyesin. Seni affederiz. Başka türlü affetmeyiz. Ahmet Mümtaz Taylan. Bu sözleşmeyi iyi saklıyorsun. Arkadaşlar Ahmet Mümtaz Taylan sadece telefonda böyle böyle bir program yapılıyor. Demek de bu işin içinde diye benim bana olan dost sevgisinden hiç beni kırmamak için geldi ama programı da her şeyi ve her şeyi 10 dakika önce öğrendi. Keşke dedi şundan ben daha daha ben da müteahhit olarak aslında müteahhit olarak gelirdim ama hazırlığım olsaydı çok da yani hazırlık dediği hani hiç olmazsa 2 saat önce çünkü öğrenseydim bak, dedi. Kendisi sağ olsun bizi kırmadığı için burada oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kentsel ama nasıl çocuklarımı gibi. Beğendin mi? Müthiş müthiş. Müthiş. Evet. Tebrik ediyorum tekrar. Evimiz hangisi de güzel gidecek değil şimdi? Mi? Ben abi. Evimiz küçük ama güzel. Evimiz küçük ama güzel. Kim gidecek? Belli değil henüz. Güldürme sayıları var, gülme sayıları var. Hani sadece gülen de değil, güldüğü kadar güldürebiliyorsa o da bir puan yazıyor onlara. Bu iki arkadaş niye torpilli çalışmadan oturuyorlar orada? Bu skeçte görevleri yoktu. Evet. Site sakinleri. Bazen de onlar seyirci oluyor, onlar Ersin ve saçları hepsi. Ya bu kadar insan şu iki kişi güldürmeye çalışıyoruz aslında. Arkadaşlar çok tatlısınız. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Ersin'cim saçlarını ayrıca tebrik ediyorum. Evet, çok iyi değil mi? Evet, evet. Çok inandırıcı. O buradaki kıvrım bu bambaşka. Güzel yapmış. Nasıl öyle yapmış? Bu iş için yaptığı bomba. Ersin'in de büyük tuzakları var. Evet. Acayip tuzak. Öyle mi? Tabii canım. Fena ya. O var ya. Evet, evet. Fena. Evet, hadi o zaman. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşürüz.